Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere ders çalışma gününün part 2'yi çekmek istedim. Şu an biliyorsunuz ki Ankara'dayım, yolculuk vlogda çekmiştim. Kuzenime geldik ve bugün burada ders çalışma videosu çekmeye karar verdim. Yani güzel olur diye düşündüm. O zaman hemen neler yapacağımızı size söyleyeyim. Biliyorsunuz ki ben dijitalden not tutuyordum. Buraya gelirken de tableti yanımda getirmiştim. Herhangi bir defter kitap getirmedim. Ama zaten burada notlarım olduğu için ben buradan çalışacağım. Biraz edebiyat çalışmaya karar verdim. Kuzenim de 9. sınıfa gidiyor ve yarın sınavı olduğu için bugün tarih çalışacak. O zaman hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. I breathe seem to whisper. Evet arkadaşlar, şimdi kuzenim birazcık tarih çalıştı. Anlamadığı yerlerde falan güya ben yardım etmeye çalıştım ama 9. sınıf tarih bilgimiz sıfırmış, buradan bunu anladım. Birkaç tane sorusuna ancak yardım edebildim. Ben de edebiyattan destanlara çalıştım birazcık. En azından destan ne artık onu biliyorum. Şimdi sanırım matematikle devam edeceğim. Şurada matematikten soru örnekleri falan var. Biraz bunlara bakacağım. O da 2. sınavına hazırlanacak. O zaman biz hemen başlayalım. Şimdi şöyle küçük bir to-do list hazırladım. Edebiyat, destan, matematik, denklemler yazdım ve sadece şu iki maddeyi yaptım. Tarih 1 ve 2. üniteye bakacağım. Bir de İngilizceden ezberlemem gereken kelimeler var. Onlara bakacağım. Kuzenim de size şöyle göstereyim. Peygamberimizin hayatı diye bir ders varmış. 9. sınıfta ilk kez duydum gerçekten. Ona çalışıyordu az önce. O da sanırım ona devam edecek. Daha sonra belki tarihten biraz daha soru çözer, bilmiyorum. Hiç konuşmuyor videolarda. Ruh gibi. Olsun. Ben de şimdi tarihten 1 ve 2. üniteye bakacağım birazcık. Bir de şu dijital uygulama hakkında biraz bilgi vermek istiyorum size. Kullandığım uygulama şu. Merak edenler için. Çünkü bayağı bir sorulmuş. Uygulama ücretsiz. Daha sonra böyle dosyalar açabiliyorsunuz. Dosyaların içinde de burada yok. Şöyle belgelerinizi koyabiliyorsunuz. Böyle bir uygulama dediğim gibi. Şu an pek bir bilgim yok uygulama hakkında. Sadece not tutuyorum. Bu kadar, başka yaptığım hiçbir şey yok zaten. Ama bayağı bir sevdim. Acayip derecede hatta beğendim diyebilirim. Size de tavsiye ederim, eğer tabletiniz varsa bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Şimdi biz devam ediyoruz. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. Normalde tarihten 1 ve 2. üniteye çalışacaktım ama sadece 1. ünitenin notunu yazmışım. 2. üniteye görüyorsunuz boş, hiçbir şey yazmamışım. Unutmuşum yazmayı. O yüzden sadece 1. üniteye çalıştım tarihten. Hatta şuradan tiki atayım ben. Siyahlattık be, kırmızıyla atalım. Şunu da sileyim. Şimdi sadece İngilizceden kelimeler kaldı. Yusra da buradan okuma falan yapıyor değişik bir şekilde. Anlamıyorum zaten ben bunu. Bu bizde yoktu çünkü. Şimdi biraz İngilizceden kelimeleri falan bakacağım. Biraz kısa bir ders çalışma şey olacak ama artık sizi de videosuz bırakmak istemediğim için çekmek istedim. Daha doğrusu bu videoyu. Şimdi burada İngilizceden kelimeleri zaten yazmıştım anlamlarıyla birlikte. Biraz bunlara bakacağım. Bir de bu kalem biraz geç algılıyor. Acaba kalemle mi sorun, bunu garantisiyle bir konuşacağım ben, çünkü zaten şey değil bu, Apple'ın değil, değişik bir markanın kalemi. Bunu aldım ben, yani bunu beğendim. Biraz pişmanlık yarattı açıkçası. Benim orada tırnağım kırık, onun için de kusura bakmayın, kötü çıkıyor, kırdım bugün. Bu dokunmada falan biraz gecikmeli yapıyor, onun nedenini ben bilmiyorum. Bir de kendinden kapanıyor, kapanması nedeni de şuraya iki kere basınca kapanıyor.
Bazen elim şöyle yapınca değiyor, kapanıyor falan. Biraz garip bir kalem açıkçası. Çok rahat edemedim bu kalemle. Neyse, çok konuştum. Şimdi kelimelere çalışmaya devam ediyorum. Kelimelere baktım biraz. Bayağı bir kelime vardı. Yarısını falan sanırım doğru düzgün ezberleyebilmişimdir. Yine Yusra da aynı şekilde hala buna devam ediyor. Şimdi biraz ona yardımcı olmaya çalışacağım. Hiçbir şey bilmiyorum ama belki biraz destek olurum. Kendim biraz tarih çalışacağım baştan. Bir de onun tarihine belki yardım ederim birazcık. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, vlogu artık kapatmaya karar verdim. Çünkü biz artık ders çalışmak haricinde her şeyi yapıyoruz. Yani şarkı falan dinlemeye başladık. Ve buradan da bunu anladım. Kuzenle ders çalışılmıyor. Size tavsiye etmiyorum o yüzden kesinlikle. Şimdisi yok aslında. Görüşürüz sadece. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada şunu da söyleyeyim. Herkes deli gibi çekiliş istiyor. Farkındayım. Yapacağım kısa bir zamanda. Dediğim gibi maksimum bir ay. Minimum bir hafta içerisinde gelecek. Sadece takipte kalın yeterli. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.